Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test altının çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. ABCD ve FGCE eşkenar dörtgen verilmiş ve sayılar üzerinde gösterilmiş. Çevre BCEF nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şuradaki şekil neymiş bir eşkenar dörtgenmiş. Evet bu eşkenar dörtgense karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Ve hatta şu da bir eşkenar dörtgenmiş. O eşkenar dörtgeni de gösterelim. Bakın şu kırmızıyla çizelim. Şu da bir eşkenar dörtgenmiş. Bu eşkenar dörtgenleri kullanalım. Sarı eşkenar dörtgene baktığımız zaman 6 ise şuraya kadar uzunluk nedir? 6'dır. E tamamı 9'du. Buraya 3 kaldı. E şuradaki eşkenar dörtgene bakacak olursak. Hocam burası 5. Burası 5. Burası da 5 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. E bu sarıdaki eşkenar dörtgenin bir kenarı da 6'ydı. O zaman burası da 6 mı oldu? Evet. Bizden ne isteniyor? Bizden şuradaki dörtgenin çevresi isteniyor. Yani 5, 5, 2 ve 6'nın toplamı isteniyor. 5, 5, 2 ve 6'nın toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 18 yapıyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. ABCD eşkenar dörtgen 36 derece ve Eda açısını 58 derece vermiş. Bakalım Eda açısı nerede? Eda açısı şurası arkadaşlar. Şuradaki açı bakın şu açının tamamını şöyle gösterelim ve burasını 58 derece olarak vermiş. E şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Bu paralellikten dolayı şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Şöyle bir M kuralı var mı? Var. Bu M kuralından dolayı 58 ile 36'ın toplamı burasıdır. 8 6 daha 14. 94 mi yapıyor? Evet 58 ile 36'ın toplamı 94 yaptı. İkiz kenar üçgen tepe açısı 94. 180'den 94 çıktı. 86 kaldı. 2'ye böldüğümüz zaman da kaç yapıyor arkadaşlar? 43'e 43 yapacaktır. E benden X açısı isteniyor. Şu açının tamamı kaç yaptı arkadaşlar? 58 ile 43'ün toplamı yaptı. 58 ile 43'ün toplamının yarısı olmaz mı burası? Evet çünkü niye? Eşkenar dörtgende şu köşegen açı ortaydır. Bu da açı ortay olacaktır. O zaman 58 artı 43 kaç yaptı? 101 yaptı. 2'ye böldüğümüz zaman 50 buçuk mu yaptı? Aynen öyle. O zaman 43 artı x eşittir 50 buçuk olduğundan dolayı e, cevabımız kaç çıkıyor arkadaşlar? Sanırım 7 buçuk çıkıyor arkadaşlar. Değil mi? Evet 7.5 çıkıyor. X'i böylelikle 7.5 olarak buluruz. Yani cevabımız c -han oldu arkadaşlar. Geldik 3. soruya. ABC'de paralel kenar karşıtlı kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam şunlar eşit bunlar eşit. Şurada bir deltoid çıktı mı? Çıktı. Deltoid olunca işimiz gücümüz köşegen değil miydi? Evet köşegen çizelim arkadaşlar. Hop şu köşegen. Simetri ekseni olan köşegen tabii ki daha önemliydi. Bunu çizince hocam bu açı ortay bu da açı ortay olmuyor muydu? E paralel kenar ya, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde açı ortaylık gördüğümüz zaman neye dikkat edecektik? Z'ye. Bak Z'den dolayı arkadaşım. Şurası Z'den dolayı. Hocam burası çizgi açısı yapar. Çizgiye çizgi. Yani burada bir ikizkenarlık çıktı. Burası 9 ise burası da 9'dur. 3 artı X eşittir 9 ise X'i buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Üçüncü soru Akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. ABCD eşkenar dörtgen, AF eşkenar üçgen olarak verilmiş. Arkadaşlar şu bir eşkenar üçgen verilmiş. Hemen eşkenar üçgensi açıları şöyle bir yazalım isterseniz. 60 60 60. E, ee, eşkenar dörtgende bir köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de ben çizeyim. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Ve birbirini de ortalıyordu şöyle. Tabi şunlar da birbirini ortalayacak. Şimdi D2 EB uzunluğunu da 6 vermiş. Toplamda kaç burası? 6 2 daha 8. O zaman 4 birim 4 birim diye 2 eş parçaya ayıracak. 4'e 4. Burası 2 olduğundan buraya da 2 mi kaldı? Evet. Şu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böler. E, hatta burada bir 30-60-90 çıktı. Ve bizden alan ABCD mi isteniyor? Evet. 30'u karşı 2'si 60'ı karşı 2 60 köküçtür. O zaman burası da 2 köküçtür. Alan ne olacaktır? Köşegenler. Bir köşegen 8, diğer köşegen 4 köküç. 8 çarpı 4 köküç bölü 2'den 16 köküç olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Yani dördüncü soru Akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Elif çizdiği bir ABCD paralel kenarında. Hemen bir paralel kenarı çizelim arkadaşlar şöyle. A, B, C, D paralel kenarını çiziyoruz. Çizdik ve harfleri de yazalım. Sol alttan böyle yazmaya alışkınız zaten. Hadi ona göre biz de yazalım. ABCD Sonra diyor ki bize AD üzerinde bir E noktası belirleyerek şuradan bir E noktası belirleyerek rastgele bir E noktası belirleyerek neyi çiz diyor? CE ve EB'yi çiz diyor. CE'yi ve EB'yi çiz diyor. Çizdik. Peki EB'nin AC'yi doğru parçasını kestiği şey. AC doğru parçasını çizelim. Şurası da bir F noktası olarak belirtilmiş. CBF alanını vermiş bize. CBF alanı arkadaşlar şurası. Buradaki alanı kaç vermiş bize? Buradaki alanı 100 vermiş. Hemen şuraya 100 yazalım. Sonra başka neresi verilmiş? CED'yi vermişler. Hocam şuradaki CED'yi de kaç vermişler? 36 olarak vermişler. Peki burası da 36 ise arkadaşlar. Şu Dikkat edin arkadaşlar. Burası tüm alanın yarısı olmuyor muydu? Evet. Burası tüm alanın yarısı oluyordu. Ben buraya bir A dersem. A artı 100 paraya kenar alanının yarısı oldu arkadaşlar. Ondan sonra e hocam şurası da paraya kenar alanının yarısı. Dolayısıyla burası da A olmak zorunda mı? Evet. İşte ya da hocam şu bir yamuk karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Yamukta şu yanaklar birbirine eşit de diyebiliriz. Ama tekrar söyleyeyim mavi alanda paraya kenar alanının yarısı. Şurada kalan da paraya kenar alanın yarısı. Paraya kenar alanın yarısı a artı 100 olduğundan 100'ü buradaysa buraya da a kaldı. E hocam burası da a artı, e, a artı 100 olacak. E o zaman a artı 36'sı buradaysa buraya da kaç kaldı o zaman? 64 mu kaldı? Evet. Şimdi şurada herhangi bir dörtgen var. Bir dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit değil miydi? Yani a çarpı a neye eşittir arkadaşlar? 64 çarpı 100'e eşittir. Her iki tarafın karekökünü alacak olursam. Kare alacak olursam. A neye eşit oldu? 64'ün kare 8 onu 10 100'ün kare de 10 yaptı. Yani 80'e eşit oldu. O zaman A'yı 80 bulduk arkadaşlar. Bizden alan ABCD isteniyor. Alan ABCD neye eşittir arkadaşlar? 80 artı 100'ün 180'in kaç kattır? 2 kattır. Çünkü bu tüm alanın yarısı. O da kaç yapar arkadaşlar? 360 yapar. Yani 5. soruyu böylelikle balık kesir bulduk. Geldik 6. soruya. F, A, -B köşegenlerin kesim noktasıymış. O zaman bir köşegen çizelim arkadaşlar. Mantıklı olan bu geldi bana. İsterseniz diğer köşegeni çizdiğimizde bir mantık var mı arkadaşlar? Şu köşegeni çizdiğimizde. Valla şu eşitleri kullanamıyorum. Sanki bu işime yaramayacak arkadaşlar. Şu köşegeni ya da diğer köşegeni de çizelim. Fark etmez. Diğer köşegenleri çizdik. Köşegenlerin kesim noktası olduğu için köşegenleri çizdik. Şimdi bu arada şurası çift çizgiyken burası da çift çizgi mi? Evet. E hocam burası da çift çizgi burası da çift çizgi. Karşılıklı kenarlarda birbirine paralel. Yani şu şekil ne oldu bir paralel kenar mı oldu? Evet. Madem bu bir paralel kenar oldu. Arkadaşlar şunlar da birbirine eşit değil mi? Köşegenler birbirini ortalıyor. Yani burası A iken burası A. Burası 2 A ise burası da 2 A mıdır? Evet. Şurada bir kelebek benzerliği mi çıktı? Çıktı. Kelebekteki oran 1'e 2. O zaman burası arkadaşlar Y ise burası ne olacaktır? 2 Y olacaktır. 12'yi kullanalım. 3 y eşittir 12 ise y'yi buradan 4 buluruz ama bizden x isteniyor. x 2 y eşit olduğundan cevabımız böylelikle 8 olur. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? 6. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 7'ye. Evet. E ve F orta noktalar. Tamam. Hocam E ve F orta noktalarsa işimiz çok kolay. Çünkü ben böyle kenar ortalık gördüğüm zaman köşegen de gördüğümde ne yaparım? Şu köşegeni çizerim. Ne çıktı? Arkadaşlar Şunlar da birbirine birbirini ortaladığı için köşegenler. Bak kenar ortay. Kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi çıktı arkadaşlar burada. Hocam burada bir ağırlık merkezi çıktı. Hatta kenar ortay kenar ortay burada da bir ağırlık merkezi çıktı mı çıktı. Sonra adam bana EC'ye 12 demiş. EC 12 ise bu ağırlık merkezi ise 12'yi 3'e böl. Hani 1'e 2 oranı olacak ya. 3'e böl. 4 burası. Burası da 8 mi olacak? Evet. Sonra başka BC'yi de bize 10 vermiş. Şurası da 11'im diye yazalım. Sonra şu parçayı da eşit vermiş. Madem onu da kullanacağım ben. Arkadaşlar burası A iken burası nedir? 2A'dır. Bununla bu birbirine eşit. E, burası 3A iken burası da 3A'dır. 1'e 2 oran olduğundan burası da A burası da 2A oldu mu? Oldu. Dikkat edin şu eşitliği kullanmam lazım benim. Şu parça eşit. Şu parça eşit. Şu parça da eşit. Burada bir muhteşem üçlü mü çıktı? Evet. E, şimdi o zaman burada kaç, kaç derece olacaktır? 90 derece olacaktır muhteşem üçlüden dolayı. Yani burada bir dik üçgen çıktı. Bu dik üçgenin alanını bulabilirim. Sonra bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanı. E burada alan dağıtımı da yapacağız. Biz alan dağıtımı yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Ağırlık merkezi alan ilişkisi. Yani şunu çizelim. Şunu da çizelim. Altı iş parçaya böldüğünü biliyorduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradaki alanların hepsi a a a a a a oluyor. Buradaki alanların hepsi de a a a a a a oluyor. E bizden ne isteniyor? 4A isteniyor. Bakın 4A alanı burası. 4A alanı aynı zamanda şurada dik üçgen bulduk ya. Dik üçgenin alanı. O zaman 4A alanı neye eşittir arkadaşlar? Yani şuradaki alan da 4A alanı oldu arkadaşlar. Dikkat edin. 4A alanı neye eşit? 8 dik kenarı ve diğer dik kenarı da 10. 8 çarpı 10 bölü 2. 8 bölü 2 4. Buradaki 4 ile de sadeleşti. A'yı da buradan 10 buldum. Gerçi bizden direkt 4A isteniyor arkadaşlar. 4A 8 çarpı 10 bölü 2'den. Kaça eşit oluyor? 80 bölü 2'den 40'a eşit oluyor. Dolayısıyla 7. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 8. soruya. ABCD paralel kenar demiş. A y ile AC birbirine eşit verilmiş. A y ile AC birbirine eşit. Arkadaşlar paralel kenarsa köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor. Hocam şunlar birbirine eşit. Burası K burası K. AC ile AE birbirine eşit verildiğinden burası da 2K oldu? Evet. Şunlar da birbirini ortalıyor mu? Aynen öyle. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada bir kenar ortaylık var. Bakın şu üçgene dikkat eder misiniz gençler? Şu üçgende ne var? Bir kenar ortaylık var. Değil mi? 2'ye 1 oranını da kullanacağım. Hem kenar ortaylık var hem de 1'e 2 oran var. Neredeydi? İkişer sağlanırsa ağırlık merkezi olmuyor muydu? Evet. Yani burası ağırlık merkezi oldu. Şuraya bir G diyeyim isterseniz. Sana üçgenin ağırlık merkezi oldu arkadaşlar burası. E bizden şey isteniyor. Burası 6 iken burası 6 mı? 6. Bizden de bu isteniyor. 90 derece var. Bir de ağırlık merkezi varsa ne vardır? Büyük ihtimalle muhteşem. Yani şunun devamını getirecek olursam 6 ise burası 3'tür Ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortaydır. E şurası da muhteşem 3'ünden dolayı eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şu eşitleri şöyle göstereyim çift çizgiyle karışmasın. Bunlar birbirine eşitse o zaman burası da eşit oldu. 9 burası da 9 burası da 9. Toplamda burası kaç yaptı? 18 yaptı. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. 8. soru Edremit oldu. Geldik 9. soruya. Şimdi şuraya bir dikdörtgen vermiş. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. Niye? Daha dikdörtgeni görmedik diye söyleyeyim. Hocam A ve B diyecek olursak A kare artı B kare burası değil mi? E burası da A ya. Bu da A kare artı B kare. Aynı zamanda paraya kenar olduğundan köşegenler birbirini ortalıyor. 90'dan dolayı 90'dan çizilen kenar orta muhteşem şudur. Burası da eşit oldu mu? Oldu. Yani köşegenler birbirine eşit ve e, kesim noktasından köşeler olan uzakları da birbirine eşit oldu. E paraya kenar bu. Paraya kenarda şunları çizdiğimiz zaman köşegenler birbirini ortalıyordu. Şurası da eşit oldu mu? Oldu. Ne çıktı o zaman burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. Yani burası 60 60 60'tır. E burası 60 derece ise x'e de kaç kaldı arkadaşlar? 120 derece kaldı. O zaman cevabımız böylelikle 9. soruda edremit oldu. Geldik 10. soruya. Düzlemde AB ve AD kenarları eşit olan ABCD deltoidi çiziliyor. ABCD deltoidini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Çizelim bakalım şöyle bir deltoid. AB ile CD mi? AB C ve D Şimdi AB ve AD kenarları eşit mi? Eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Tamam. delta Düzgün bir şekilde çizdik. BCD üçgeninin ağırlık merkezinden bahsetmiş. Hemen BCD üçgenini şu. E, ne yapıyorduk? Köşegenleri çizmiyorduk arkadaşlar? Köşegen önemliydi. Şunu çizdik. Bir, bir de BCD üçgeninin ağırlık merkezinden bahsetmiş. Köşegenler dik kesir ve şurası da birbirini ortalıyordu. E, şu üçgenin ağırlık merkezi kenar ortay doğrusu üzerinde olmak zorunda. Yani burası K iken burası ne oldu? 2K oldu. Ağırlık merkezinde neymiş arkadaşlar? E olarak isimlendirilmiş. Yani şurası E. Sonra ECD üçgenin ABED'nin de eşkenar dörtgen olduğunu söylemiş. ABED. Hemen ABED'yi çizelim. ED eşkenar dörtgenmiş. Madem bu eşkenar dörtgen, hocam şunlar birbirine eşit olacak. Şu 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 eşit olacak. Köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman K ise burası da K oldu? Evet. Şimdi ECD üçgenin alanından bahsetmiş. ECD üçgenin alanı arkadaşlar şurası. 34. Şuraya bir 34 diyelim bakalım. Buraya 34 dersek e, alan dağıtacağımız belli. 2K'da kalan 34 ise K'da kalan nedir? 17'dir. K'da kalan yine nedir arkadaşlar? 17'dir. E sonra S'de kalan 17 ise SD kalan 17'dir. K'da kalan 17 ise K'da kalan yine 17'dir. 2K'da kalan da 34'tür. Ya da simetri ekseni ya şu öbür tarafta da olacak diyebilirdik arkadaşlar. Önemli değil. 34, 34, 68 burası, 68 burası. E o zaman alan ne olacak arkadaşlar? Delta et'in alanı 68'in 2 katı olacaktır. O da 136 yapıyor arkadaşlar. Evet 10. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 11. soruya. Kenar uzunlukları 6 ve 8 olan 6, 8, 10 üçgeni ve köşegenler birbirini ortalıyor muydu arkadaşlar? Evet şunlar da birbirine eşitti. Yani bunlar kaçar birim yaptı arkadaşlar? 5'er birim yaptı. Ben bunları kesmişim ve şuraya koymuşum. Kesip oraya koydum ya. Yani kesip başka bir yere koyduğum zaman şekiller eş. Yani eş olduğu için arkadaşlar açılar da önemli. Şuradaki açıları da böyle alfa alfa diye yazalım isterseniz. Alfa alfa çünkü alfa alfa yazarsan z'den dolayı burası da alfa burası da alfa. Buraya beta yazarsan burası da beta oldu. Burası da beta oldu burası da beta oldu. Alfa artı betanın ne olduğunu biliyoruz. 90 hatta 2 alfa artı 2 betanın ne olduğunu biliyoruz. 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi adam bu şekilde yerleştirmiş. Şimdi şu uzun kenar 8. Arkadaşlar burası 8 iken Bunlar 5 5 mi? Evet. Bunlar da 5 5 olacak şekilde yapıştırmış burası. 5 beş 5 üçgen alfa alfalı üçgen diye mi? Evet. Alfa alfa burası nedir? 2 alfa. E bu doğrusal olması için buranın da 2 beta olması lazım. Buranın 2 beta olması için buradaki açıların da beta beta olması lazım. E beta betalık üçgende 5'e 5 beş olacak mı? Evet. Beta betalık üçgende 5'e 5 ise o zaman şurası da 6 mı olacak arkadaşlar? Evet. Hatta şurası da 5, burası da 5 mi oldu? Aynen öyle. Şimdi burası da 5, 5, 6. 5, 5, 6. E bu beta beta ise burası da beta beta. Dikkat ederseniz alfa artı beta 90. Şurada bir 90 derece geldi mi? Geldi. Ve e, burası da alfa alfa değil mi arkadaşlar? Evet. Büyük şekle bakacak olursanız büyük şekle bakacak olursanız bir paralel kenar çıktı. Çünkü burası 2 alfa. Burası nedir? 2 beta. 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 ya. O zaman şunlar birbirine paralel oldu. Hem bunlar birbirine paralel. Hem de eşit olduğundan dolayı bu bir paralel kenar çıktı. Madem paralel kenar çıktı, şuradaki alan tüm alanın yarısı değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Alan KLM. KLM arkadaşlar şuraya çizsem şöyle. Yavrusunu çizsem şöyle. Yavrusunu şöyle çizeyim. Şurada bir paralel kenar görüyorsunuz. Alan KLM dediği burası. Burası tüm alanın yarısı değil midir? Evet. Şimdi bu arada bu parçalardan bu e, şeyi alan nedir? Şuradaki dik üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den burası kaç yapar? 24 yapar. Arkadaşlar bu paraya kenar alanının yarısı değil midir? Evet. Burası 24 ise tüm alan kaç yapacak? 48 yapacak. E, tüm alan 48 ise o zaman burada kalan da kaç yapacaktır? 24 yapacaktır. Alan KLM'yi 24 bulduk. Alan MNP ne? M N P Alan MNP'den bahsetmiş bir de değil mi? Evet. Alan MNP'yi de şöyle çizeyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şunlar 5 5. Ş Şunlar birbirine eşit. M N P yani şu alandan bahsediyor arkadaşlar. Tüm alan 24 değil mi? Tüm alan 48 değil mi? Burası da 24, burası da 24. Şunlar da birbirine eşit değil mi? 5 5 diye iki eşit parçaya bölecek. O zaman burada kalan da 12 12 yaptı. Yani bizden ne isteniyor? 24 alanıyla 12 alanının toplamı isteniyor arkadaşlar. 24 artı 12 de kaç yapar? 36 yapar. Yani kaçıncı soru? 11. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Ve böylelikle test 6'yı bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.